Hocam şu an için daha geçmiş yıllarda SARS vardı, MERS vardı ve bu da SARS 2 olarak devam ediyor. Aslında 8-10 yıl aralıkla görülen bir virüs. Bu diğerlerine göre koronavirüs daha mı uzun sürüyor ve bunun nedeni sizce nedir? Elbette ki bu diğer iki virüsten yani SARS ve MERS'ten, SARS 1 ve MERS'ten farklı. Biz de bunu merak ediyorduk en başından. Nasıl seyredecek? SARS gibi ya da MERS gibi bir anda kaybolacak mı? Yoksa kalıcı mı olacak diye. Bu bizi yanılttı bu açıdan. Biz diğerleri gibi davranacağını düşündük ama bu uzadı. Bir farkı ne? Bulaştırıcılık çok fazla. MERS'e göre ölüm oranı düşük. Bu çok iyi bir şey. Yani MERS'teki ölüm oranları olsaydı herhalde çok öyle 5-6 milyonla kalmazdı bu iş. Çok daha fazla ölüme neden olurdu. Bu açıdan sıkıntılı. Bulaşıcılığı fazla ama iyi tarafı ölüm oranı diğerlerine göre daha düşük. Peki hocam, Erciyes Üniversitemizde bir aşı yapılıyor ve şu an Türkiye'de Sinovac yapılıyordu. Yeni bir aşı daha geldi, mRNA aşısı geldi. Biraz bu aşı çeşitliliğini insanlar karar vermede bir sorun yaşıyor. Siz de buradaki Erciyes Üniversitesi'ndeki yapılan aşıda da bir heyet incelemedesiniz. Neler söylersiniz efendim? Öncelikle bizim aşı çalışmamızda ikinci faz 2'nin ikinci aşısının değerlendirme noktasındayız. Buna göre bizim ciddi bulduğumuz bir yan etki olmadı. Bunlar henüz resmi veriler değil. Ama işte baş ağrısı, yapılan bölgede, aşının yapılan bölgede kızarıklık, ağrı, zaman zaman dişlerde ağrı ilginç bir şekilde. Kandaki bir alerjiyi gösteren hücrelerin artışı ılımlı bir oranda gibi ilacı kullanmayı kesmeye neden olmayacak basit yan etkiler gördük. Bu açıdan iyi gidiyor. Faz 3'e geçilince daha netleşecektir. Çin aşısından yani benzer olan inaktif aşıdan farklı olmadığını yan etkiler açısından söyleyebiliriz. Etkinliği önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. mRNA aşısı bir yine Çinlilerin mRNA aşısı bu kez. BioNTech'in ya da Amerikalıların, Pfizer'ın olan değil. Bu aşının faz 3 çalışmaları da Türkiye'de yapılmaya başlanacak. Bu iyi bir şey. Yani aşılar güvenli olduğu sürece, doğru o şartlarda üretildiği sürece iyi bir şey. Çeşitlilik ne kadar çok olursa aşıda o kadar başarı sağlanır. Bu ayrımlara da gidilebilir. İşte gençlere inaktif aşı yapılır. Onlarda bağışıklık daha güçlü oluşabildiği için. Yaşlılara mRNA aşısı yapılabilir. Yeni teknoloji yan etkileri çok iyi bilinmiyor. O yüzden de yaşlı nüfusa yapılır. Üstelik de onun antijenik özelliği çok yüksek. Gençlerde buna ihtiyaç olmayabilir ama yaşlılarda daha güçlü bağışıklığı oluşturacak seçenekler gidebilir. Böyle çeşitlilik yapılabilir. Elinizde yeter ki aşı olsun.